Arkadaşlar, hakim savcıya görevlerini yapmaları için onlara bir zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Şu anda savcı delilleri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor ve bu soruşturma neticesinde bir karara varılacak. Elbette savcılık makamı kişinin sadece aleyhine delilleri toplayan bir soruşturma yapmıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak bir soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var, bir cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır? Yani hukuka uygunluk sebebiyle bir ortada suç yok mudur? Bir haksız tahrik midir ya da başka bir durum mu var? Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra çıkacak. Ve şu da bir gerçek, hakim savcı da sizin bizim gibi insan. Onların da vicdanı var. Onlarda da izan, onlarda da bir kalp var. Ve deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu hep birlikte beklemektir. Ve bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Şu da bir yine paylaşmak lazım ki, bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değil. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz. Hakim savcılarımız işi büyük bir titizlikle yaparak sonuçlandıracaklardır. 15 Temmuz'da namluların, F-16'ların, suikast timlerinin hedef olarak yöneldiği kişi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iken ve özel bir şekilde 7 Şubat'tan başlayan 17-25 yargı darbesiyle şüpheli diyerek dönemin başbakanı diye iddianameler, sözde iddianameler hazırlayarak bütün hedefleri, operasyonu Tayyip Erdoğan'a, bu FETÖ'yü yönetmişken siyasi ayak Tayyip Erdoğan demek milletin aklıyla alay etmektir. Bu süreçte dalga geçmektir. Asla kabulü mümkün değildir. Bugün Cumhurbaşkanımız ailesiyle beraber o gece canını ortaya koymuşken, bu ülke için, bu millet için canını ortaya koymuş ve FETÖ ile mücadele ederken adeta partide ve hükümette bile ya bu kadar da abartmak doğru mudur gibi belki gerekli desteği alamadığı halde tek başına mücadele etmiş bir liderdir, bir kişidir. Dolayısıyla bu tür şeylerin hiçbir kabulü mümkün değildir. Her şeyiyle, bütün yaşamıyla ve tavırlarıyla, aldığı kararlarıyla FETÖ ile ve devlet içerisindeki her türlü yapıyla mücadele etmiş bir liderdir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.